Beklenme, bekle. Evet, anladım. Alaşık sokaklarında motorla geziyorum. Hoş geldiniz. İşe geldim. Mekanı arabayla değil motorla giriyoruz artık. Mecbur yürüyüş yolu. Bu topuklularla çok zor. Yeni modum bu oldu galiba. Aynen. Efendim hemen merhabalar deyin. Merhaba. Alaçatı sokaklarını yürüyerek değil, arabayla değil motorla açalım. Ya çünkü yürüyemem bu topuklularla, biliyorsun bu Arnavut kaldırımı taşlar var yerde. O yüzden de motorla geliyorum sahneye, motorla gidiyorum. Evet, biz de sizi bulmaya geliyorduk, siz önümüze çıktınız tam. Sizi görenler motorun üzerinde nasıl tepkiler verdi hemen onu soralım. Şok oluyorlar ve güzel Hande Yener arkamdan sesleniyorlar. Hepsine el salladım ben de. Artık her hafta buradayım zaten. Geçen hafta ilk açılışı yaptık. Çok güzeldi. 1,5 sene sonra şarkı söyleyince gerçekten acayip bir enerjiydi. Gözlerim doldu falan, böyle acayip hisler içerisindeydim. Çünkü çok, yani hiç yapamayacakmışız gibi geliyordu. O 1,5 senenin özetini alsak aslında yani, sizden. Her şey bitti. Nasıl, neler geçti? Neler yaşadınız o dönemde? 1,5 senelik bir ara oldu çünkü. Ya herkes gibi aynı. Ben de çok karmaşıktım. Sürekli önüme çıkan her haberi okuyordum. Kafam çok karıştı. Çok komplo teorilerine çok yükseldim ben. Bir taraftan da hala inanıyorum yani bunlara. Komplo teorisi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bir nüfus azaltması çalışması olduğuna eminim. Öyle hissediyorum. O yüzden de o süreci tabii bunları araştırmakla geçti. Bir depresyona girdim. Sonra bu böyle olmaz dedim, fırladım ve tekrar spor yapmaya başlayıp, tekrar kendime, sağlığıma dikkat edip, daha çok hatta kendime bakmaya, sağlıkla ilgili daha da fazla bilgi edinmeye başladım. Şöyle söyleyeyim, son 1,5 yılda inanılmaz doktor arkadaşım oldu. Profesörler falan havada uçuşuyor, sağ olsunlar. Hepsiyle çok güzel iletişimim var. En ufak bir şeyde yazıyorum, soruyorum çünkü çok tedirginiz yani, sağlığınız çünkü bu hepimiz için geçerli. O yüzden son dönemde en büyük kankalarım doktorlar, yani onu söyleyebilirim. Psikolojik sorunları olan ünlülerimiz de oldu. Bunların için doktora da başvuranlar da oldu efendim. Sizin hiç o seviyeye geldiniz mi diye sorayım. Geldim. Çok doktor arkadaşım. Geldim. Böyle bir geldim ama gidip böyle anlatacak durumda da değildim. Öyle bir o kadar isteksizlik var ki, bir taraftan da bir o kadar istek var. Yani arafta kaldım. Arafta kaldım gerçekten. Beni tabii ki yine müzik kurtardı. Çünkü biz bir yandan hala evde müzik üretiyoruz sürekli. Şarkıları yapa yapa, bir de köpeklerim var. Yani kendi köpeğim iki bebeklerini doğurunca, o iki bebeği ben büyütünce falan, bir de onlara annelik yaptım 1,5 senedir. O da hoşuma gitti. Çok güzel oldu. O yüzden hayvanlarla hani enerjimi gerçekten, o negatif enerjiden kurtuldum. Başka bir dünyaya geçtim. Bu şekilde softlaştırarak ondan sonra da dedim ki galiba açılıyoruz, sahneler geliyor falan derken paldır küldür hemen hazırlıklara başladım. Özel yaşantı olarak nasıl geçti? Güzel geçti, özel yaşantı. O güzel gidiyor çünkü birlikte müzik yaptığımız için çok keyifli geçiyor. Aynı meslek olması bence gereklilik, yani ben artık bundan eminim. Başka meslek veya ayrı dünyalar oluyor başka meslekler olunca. O yüzden aynı işi yapmamız, aynı hassasiyetimiz var, aynı mükemmeliyetçiliğimiz var, aynı müzik aşkı var. O yüzden zaten sürekli bir hayranlık oluşuyor birbirimize karşı. Bu dönemde de birbirinizi çünkü iyi tanıma dönemi oldu. Yani fake hayranlıklar bitiyor biliyorsun, hani 3 aylık falan, 5 ay sonra kaşı gözü falan kimsenin birbirine hani o kadar etkileyici gelmiyor biliyorsun. Ama işte insanların özellikleri, mesela ben Misha'nın merhametini çok seviyorum. Çok vicdanlı, müziğe olan aşkını ve bazı hani etik şeylere, kurallara uyması falan çok hoşuma gidiyor. Çok takdir ediyorum. Çok benzetiyorum zaten kendimle. O yüzden biz böyle suya sabuna dokunmadan tatlı tatlı bizim ilişkimiz gidiyor yani. Çaktırmadan, yandan. Evet, çaktırmadan yandan. 3 yılımız bitti. 3 yıl bitti. Aynen. Bu 1,5 yılda aslında birbirinizi tanımanız için iyi bir fırsat oldu diyebilir miyiz aslında? Daha tabii sağlıklı ki. Hem öyle hem de gerçekten benim bütün stresli zamanlarımda yanımda oldu. Çok iyi bu durumu taşıdı. Beni inanılmaz motive etti. Yani
ne kadar teşekkür etsem az yani. Hem bütün sound'umu yapıyor, hem besteleri yapıyor, hem beni psikolojimi iyi tutuyor. Acayip bir enerjisi var. O yüzden teşekkür ediyorum aşkım. Öpüyorum. Peki bir de önümüzde diz çöküp yüzük de gelsin. Ya bunlar artık çok Instagram değil mi? Diz çökmeyi sevmem. Sosyal medya için falan. Ya gerek yok öyle şeylere ama zaten biz aşkımızı hep söylüyorum müzikle. Evet. Coşturuyoruz. Güzel bir şey yapınca zaten açıyor böyle. Bu benim mi falan diyorum. Seni tabii falan diyor. İşte zaten o benim için dünyanın en güzel hediyesi oluyor. Peki bir de sahte gel. Evet sahte. Bu sahteden bahsedelim. Bu sahteler neler, kimler, hayatınızdaki sahteler. Bir bitmediniz. Yıllar önce de öyle bir tweet atmıştım. Olay evet. Olmuştu hakikaten. Çok algı yaratmaya başladı herkes. Çünkü dünya o tarzda davranıyor artık. Dolayısıyla her yeri etkiliyor. Türkiye'de de artık bu algı başarısı çok ön planda olmaya başladı. Sosyal medyada baksan herkes dünyanın starı, dünyanın en çok sevileni falan. Ama işte hani bazı şeylerle denk değil bunlar. İnsanlar sokakta o kadar seviyor mu? İnsanlar konserler yapıyor mu? Konserlere gidiyorlar mı o insanlar falan? Bunlara bir bakmak lazım. Çünkü rakamlarla bağdaşmayan durumlar görüyorum ben. Algı yaratıyorlar yani insanlara. Biz çok başarılıyız, çok izleniyoruz algısı yaratıyorlar. Tabii ki bazıları var bunun içinde. Hepsi için diyemem bunu. Bazı başarılılar var ama çoğunluk için insanları oyalıyorlar. Güzel oyaladılar ama. Yani 1,5 yılımızı iyi çaldılar. Zaten boştu. O yüzden önemli değil ama şimdi gerçekler başlıyor. Gerçek hayat başlıyor. İnsanlar gerçekten sanatı özledi, sanatçıyı özledi, duyguyu özledi. O yüzden mesela geçen hafta da burada baktım, Z kuşağından bayağı bir kitle vardı. Yani biz böyle X, Y, Z hepsi çok mutluyduk. O yüzden yeni nesille de şu an çok güzel bir bağlantı kurduğum için kendi adıma kariyerimde 21. yılım çok iyi gidiyor. Sürekli kendimi yenileyerek. Şu an son şarkım zaten 80'ler tadında biliyorsun. Evet. Sound'u da öyle, klibi de öyle. Biraz 80'lerin o samimiyetini yansıtmaya çalıştık. Ben çok özlüyorum o dönemi çünkü. O dönem... Z kuşağından bahsediyoruz ama 80'lere gidiyoruz. O dönemi ama, özlüyorsunuz. Ya şimdi Z kuşağı şu anda zaten onlar her şeyi araştırıyorlar ve görüyorlar. Onlar da 80'lerin ne kadar güzel olduğunu ailelerinden duyuyorlar zaten bol bol. O yüzden de tabii ki 80'lere tekrar dünyada trend oldu zaten. Evet. Biz de yaptık ve hani enerjisini çok seviyorum 80'lerin. O dönem çok insanlar renkli giyinirdi, o renkler var, o coşku var, enerjiler yüksek. Doğallık çok fazla. Şey böyle bir kasıntı veya algı yaratan tipler yoktu yani 80'lerde. O yüzden ben de 80'lerin içinde bir dünya kurdum, şimdi orada yaşıyorum. Hande Yener yoksa yaz yok derler, doğru mudur? Yani teşekkür ederim. Tabii ben 21 yıldır büyük bir emek veriyorum. Her yaz albüm çıkartıyorum ya da iyi şarkılar çıkartıyorum. O yüzden zaten kimseyi hani bu anlamda enerjisiz bırakamam sevenlerimi. Mutlaka bir şey üretiyorum. Şu anda da yeni bir şeyler hala üretiliyor. Yani yenisi çıkıyor, sonra bir sonraki için hazırlanıyoruz. Devamlı çalışıyorum yani. Ben bu sahteyi biraz da magazinleştirmek istiyorum efendim. Hemen magazinin sahtelerine de dönmek istiyorum aslında. Aşklar, kaçamaklar, yakalananlar. Bunları mutlaka bu ara dönemlerinizde çok okudunuz, çok da gördünüz. Sizin yorumlarınız ne olur? Magazinin sahtelerine değil. Yani tabii ki insanlar reklamlarını yapacaklar. Bu çok normal. Ama dediğim gibi yine günün sonunda insanlara ne verdiğiniz önemli. Magazini sürekli isminizle meşgul etmek bence çok fazla akıllıca bir şey değil. Çünkü insanlar artık bir süre sonra ay o isim mi üf diye bıkıyorlar. Kendinizi boşu boşuna tüketmeye gerek yok. Ben ürettiğim zaman medyada olmayı seviyorum. Yeni bir şeyler yaptığım zaman, sevenlerime ulaşmak istediğim zaman tabii ki ben de o zaman medyayla ilgili bir alışverişim oluyor ama normalde biraz daha gizemli kalmayı, özletmeyi seviyorum. Ben çünkü bu ilişkiyi tam bir aşk ilişkisi olarak gördüğüm için yani kendimi bıktırmayı istemem. Bıktıranlara da buradan bir şey mi olsun aslında? Bir nasihat mı diyelim? Estağfurullah canım. Küpe. Peki efendim bu takipten çıkanlara ne diyorsunuz? Özellikle sosyal medyadan biliyorsunuz ki yeni aşkların başlangıcı. Mesela beni kim çıkmış, kim takip ediyor? Hiç görmüyorum böyle şeyleri.
Çünkü bir insan ya bunlara vakit harcar ya da vizyonunu geliştirmeye, kendini geliştirmeye vakit harcar. Eğer etrafında ne olduğuna bu kadar çok ilgilenirsen kendin de orada kalırsın. O yüzden benim hiç öyle bir tarzım yok. Ama tabii ki gündemi biliyorum. Yani gündemi takip etmem benim günde 10 dakikamı alıyor. Vallahi 10 dakika için değmez yani. O zaman bir gün 10 dakika için. O zaman bir son gündemi değerlendirelim mi sizler aslında efendim? Son gündem ne? Sonlarda biliyorsunuz ki bir hadise, yeni aşka, Çağla Şikel. Ha, o çok tabii olabilir. Ya hepimizin hayatında büyük aşklar yaşandı, bitti. Olabilir. Zaten siz öğrendiğiniz dediğim. Sizler öğrendiğinde aslında toprak atılmış oluyor yani konuya. Biz genelde efendim takipten çıkıldığı anda ilişkinin bittiğini artık öğrenmeye başladık. Sosyal medyanın da bize katmış olduğu şey bu oldu aslında. Evet, o birazcık oradan ele veriyor durumları. Ama ilişkiler zaten aslında bir kere Instagram'dan takipten çıkmayla bitmiyor. Aslında onun bir öncesi oluyor. Ufak ufak provalar geliyor. geliyor. En sonunda artık orada dananın kuyruğu kopuyor diyebiliriz. Artık tabii her şey ortada, açık yaşanıyor. Çok normal yani, insanlar sevgili olur, birlikte olur, ayrılır, yeni bir ilişkiye başlar. Herkese mutluluklar diliyorum. Hemen efendim son sorularıma geleceğim. Harika gözüküyorsunuz ilk öncelikle. Sırrını alabilir miyiz? Bu kadar fit kalmanın, bu kadar güzel olmanın. Sırrı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, şımartıyorsun. Bakayım ben de, olur. Harika gözüküyorsunuz. Fena değil ya. Yani ben tabii çok egzersizimi yapan, sağlıklı beslenen biriyim. Ne kadar marjinal, böyle uçuk kaçık, ne bileyim kendine bakmıyor falan gibi takılıyorum sansalar da beni. Tam tersi, büyük bir disiplin içinde yaşıyorum tüm hayatımı. Benim marjinalliğim sahnede zaten. Ben işimi ya da klip çekerken, işimi uygularken bu ruhu yansıtıyorum. Normal hayatta da. Sağlığıma dikkat ederim. Etrafıma da karşı öyleyim. Yanımdakileri de yani. Sahne hayatınızdan dolayı mı sizi marjinal zannediyorlar? Günlük yaşantınızda da acaba böyle uçup kaçık diyorlar Hande Yener'e? Bence öyle. Sahne hayatım, işte kıyafetlerim falan yüzünden. Belki evde falan sürekli partiliyor falan sanabilirler ama hiç öyle bir şey yok. Ya bugün 10 kilometre koşup geldim yani. Mesela sporumu yapmadan zaten günüm geçmiyor. Beslenmeme çok iyi dikkat ediyorum ve uykuma. Kesinlikle karanlık odada uyuyorum ve 7-8 saat mutlaka uyuyorum. Şan dersi alıyorum haftada 1 ya da 2. Vitaminlerimi, eksiklerimi sürekli tahliller yaptırıp onları mutlaka yerine koyuyorum. Bu şekilde kendime dikkat ediyorum. Son sorum, estetiğe bakış açınız. Bayılıyorum. İyi ki var. İyi ki bu dönemin kadınıyım. Ya eskiden çok zordu. Bayağı telle dikiyorlar. Şimdi dolgu var, botoks var. Yani bir sürü lazerli işlemler var. Yani ütü var, ütü. Ütü var, o yüzden. Şunu soracağım. Son ütücü yani. Son estetiğiniz ve yaptırmak istediğiniz bir estetiğiniz var mı? Şu anda kendinizden yaptıracağım. Şu an çok memnunum kendimden. Son yaptırdığım şeyi siz bulun, hadi bakalım. Size bırakıyorum. Ne yaptırmış olabilirim? Sen biliyor musun? Ne? Yo, değil. Yüz aynı yüz. Yüz aynı yüz. Aynen. Fizik zaten bana göre aynı. Aynen. O zaman yapılan bir şey yok. Minimal dokunuşlar var. Ben zaten onu sana söyleyeyim. Ben şimdi güzellik merkezi de açıyorum. Çünkü bu işlemlerin hepsi doğru yapıldığında güzel oluyor. Bir de abartanlar oluyor, yanlış işlemler oluyor falan. O yüzden insanları da biraz aydınlatmak açısından. Dedim ya, güzel doktor dostlarım var. Onlarla birlikte güzellik merkezi yapacağım. Orada artık herkesi benim gibi gencecik. Şunu da duyacak mıyız? Genç kalacak yani. Şunu da duyacak mıyız o zaman? Hande Yener dudakları, Hande Yener askısı gibi böyle tabirler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Seda Sayan'ın astıktan sonra herkes Seda Sayan askısı demeye başladı. Ya evet tabii, o da çok güzel bir işlemdi. Benimki daha natural genç kalabilme. Benimki biraz daha farklı, doğal. Birçok işlem yapacağız ama çok natural olacak. Kimse anlamayacak. Teşekkür ederim. Beni anlayamadığınız gibi. Evet, işte biz anlayamadık olacak. Ömer Bey de hemen sahneye siz götürdünüz. Aynen, çok tamam. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Ben şu an...